Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Arkadaşlar, e, dünyada karışıklıklar var biliyorsunuz. Zaten bunları anlatıyoruz videolarımızda. E, bugünlerde Türkiye'yi de karıştırmak istiyorlar. Özellikle yerim, yerel seçimlerden sonra ki bu fitneler durmayacak arkadaşlar. Çünkü Ortadoğu karışıyor. İsrail yok oluyor. İsrail yok olursa dünyayı yakar demiştik yakacak arkadaşlar. Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatacak. Tabi bu savaşlar yaşanırken bizim ülkede bu gibi fitneler çıkarsa bizim ne yapmamız lazım? Çoluk çocuğumuzu nasıl korumamız lazım? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam fitneler karşısında Müslümanların neler yapması gerektiğini 1400 yıl önceden bildiriyor. Bunlardan bahsedeceğiz ki Allah muhafaza bu gibi fitnelere alet olmayalım arkadaşlar. Bir tane bayrağımız var, vatanımız var. Vatanımız, milletimiz Allah, Allah Teala muhafaza eylesin. İnşallah hiçbir zarar görmeden bu gibi fitneleri anlat, atlatırız. İsrail'in yok oluşunu da izleriz. Şimdi İsrail yok olurken dünyayı karıştıracak, dünyayı karıştırıyor, Türkiye'yi de karıştırmak istiyor. Ama Orta Doğu'da neler oluyor ki bu? Nasıl sıkıştı? Neler yaşanıyor ki? Böyle sağa sola saldırmaya, ülkeleri karıştırmaya başladı. Arkadaşlar 10 aydır yaklaşık video yapıyoruz. Ne demiştik? Rusya İsrail'e inecek. Rusya İsrail'e gelecek. Çin, Rusya, İran, Başta olmak üzere Türkiye Suriye'de destek verecek İsrail'e müdahale edilip İsrail Kudüs'te mescid Aksa'dan çıkarılacak demiştik. İşte o günler çok yaklaşıyor gibi e, çoğu insan Rusya'nın İsrail'de ne işi var falan deyip gülüyordu anlayamıyordu anlamasında beklemiyoruz çoğunluğun zaten. Önemli olan azınlık anlasın azınlık çoğunluğu anlatır arkadaşlar azınlık çoğunluğu ikna eder arkadaşlar. E, ama azınlık da bu olayların farkında olmazsa azınlıktan bahs e, kastet kastettiğim konu nedir? Arkadaşlar dünya olaylarını algılayabilen feraseti, basireti olan insanlar azınlıkta. Yani çoğunluğa göre azınlıkta. E, bu insanlar bizim insanlarımız bu gibi konuları tam anlamazsa e, kendileri de o çoğunlukla beraber zarar görür. Yani o çoğunluk çoğunluğa e, akıllı, ferasetli, basiretli insanların arkadaşlar onlara uymaması lazım. Tam tersi. Azınlık da olsa ferasetli ve basiretli insanlara çoğunluğun uyması lazım. İnşallah bu gibi zamanlarda da işte Müslüman ferasetli basiretli kardeşlerimize görevler düşüyor. Nedir onlar? Onlardan bahsedeceğiz şimdi. Ki arkadaşlar fitnelerden korunalım. Orta Doğu'da dediğimiz gibi Rusya inecek diyorduk. Arkadaşlar dünkü haberlerde görmüşsünüzdür çoğunuz. Eminim haberi görünce de bizi takip eden kardeşlerimizin aklına biz gelmişizdir. Bizim videolar gelmiştir. Ee, Rusya indi şu an İsrail'in sınırına asker yığıyor ve oraya karakol kurdu, bayrak çekti Rusya. Arkadaşlar Rusya indi, İsrail'in sınırında şu an asker yığıyor ve bayrak çekti oraya, karakol kurdu. Orada ben buradayım diyor, İsrail'e gözdağı veriyor. Yani İran'a saldırıdan sonra daha da hızlandı bu. Ramazan ayında zaten Rusya hiç boş durmadı. Dediğimiz gibi Ramazan ayında acayip olaylar olabilir demiştik. Çok da olaylar oluyor. İran, Çin ve Rusya tatbikat yapıyoruz diye umman Denizi'ne indiler orada. Basra Köfrezi'nde bazı çalışmalar yaptılar. Neler yaptılar orada artık istihbarat olmadığı için biz de bilemiyoruz, İsrail de bilemiyor. Orada neler yaptılar, ne gibi hazırlıklar yaptılar. Çeviriyorlar İsrail'in etrafını. Ee, belki çoğunuzun haberi yoktur, dur. girip araştırabilirsiniz arkadaşlar. Çok sayıda Rus savaş gemisi Kızıldeniz'e girdi. Afrika kenarında demir attılar, Afrika'nın kenarında. Orada ne gibi çalışmalar yapıyorlar? Nasıl silahlar yerleştiriyorlar oraya? Artık nükleer mi yerleştiriyor? Füze mi yerleştiriyor? Yine dediğim gibi Allah bilir. Bir de kendileri bilir. Orada ne yapıyorlar? Ramazan ayında bütün bu çalışmaları hızlandırdı Rusya. Neden? İsrail'in e, en zayıf olduğu, zalimlerin, şeytanın, iblisin en zayıf olduğu ay Ramazan ayıdır. Ki biliyorsunuz 1970'li yıllarda, 1970'li yıllarda Mısır ve Suriye birlikte karar alarak, o zaman Suriye'nin başında Hafız Esad vardı. Eee Mısır'da da Enver Sedat vardı. Enver Sedat'la birlikte ortak İsrail'e savaş açtılar, müdahale ettiler 1970'li yıllarda. 72'de yanlış hatırlamıyorsam 1972'de arkadaşlar Bedir müdahalesi koydular. Bedir savaşı koydular ismini müdahalenin. Orada e, hangi gün müdahale ettiler İsrail'e? Ramazan ayında arkadaşlar. Ramazan ayının 10. günü. Bakın işte dediklerimiz yine orada da gerçekleşmiş. Yani İsrail'in en zayıf olduğu anda İsrail'e müdahale etmiş Mısır'la Suriye o zamanki tarihlerde. Şu anda da e, bu korkusu var. Yine aynı öyle Ramazan ayında bize mı olacak diye. Zaten adamların kendisi ifade etti. Daha önce dedik, anlattık yani İsrail'in o e, savunma bakanı, kalan denilen adam Ramazan ayından kullanacaklar. Ramazan ayını işte atlatmamız lazım gibi ifadeler kullandı. Başka bir bakan yine dedi işte Ramazan ayının ortadan kalkması lazım, bu korkularımızın giderilmesi lazım. Dediğim gibi Ramazan ayında en zayıf oldukları an. Yeni izleyen arkadaşlar için tekrarlamak zorunda kalıyoruz bazı konuları arkadaşlar. Çünkü videolarımız Allah'a şükür çok duyulmaya başladı. Çok her geçen gün yayılıyor. Ee, bizi yeni yeni takipçiler geliyor. Yeni yeni insanlar izlediği için bazı konuları tekrarlamak zorundayız ki konular iyi anlaşılsın yeni izleyiciler tarafından. Şimdi Rusya gelecek demiştik geldi arkadaşlar. Şu an bugün ee, ...İsrail sınırına karakol kurdu adamlar... ...daha nasıl gelsin yani... ...bir İsrail'e girmedikleri kaldı... ...ki onu da yapacaklar yakında... ...İran'ın e, büyük elçiliğini Şam'da vurdu... ...biliyorsunuz İsrail... ...orada 7 kişi öldü... ...bunlardan birisi üst düzey bir general öldü... ...o generalin misyonu neymiş arkadaşlar görevi... E, ...Hizbullah ve İran arasındaki iletişimi sağlamak... ...misyonu oymuş... ...yani İsrail istihbaratı kesildiği için... ...acaba Hizbullah ne planlıyor... ...İran ne planlıyor... ...bu planlarını bir nebze olsun Ramazan'ı atlatana kadar dağıtmak için... Orayı vurdular arkadaşlar orada orayı vurarak bu onların planlarını bozmak istiyorlar akıllarınca e, tek sebebi bu çünkü adamın misyonu buymuş ölen adamın yani Hizbullah'la İran arasındaki iletişimi sağlamak onların arasında getir götür artık neler konuşuluyorsa o kişi ölen kişi sağlıyormuş bunu e, bunu görünce İran tabii karşılık verecek şimdi o bekleniyor 48 saat vermiş İsrail alarma geçti. Yedek askerlerini göreve çağırdı. Zaten bütün askerlerini toplasan 150 bin etmiyor. Çok zayıflar, çok güçsüzler, azınlıklar. Ta o 1972'li yıllarda bile gidiyordu İsrail. Ee, İsrail'in işlerine doğru ilerliyordu. O Enver Sedat arkadaşlar tanklarla ee, Amerika girdi devreye. Durdurdu. O Devint Kamp anlaşmasını yaptırdı onlara. O ee, şu anda da yani öyle İsrail'i çok gözlerinde büyütüyor insanlar. Zaten bu İsrail basına, dünya basına öyle bir imaj vermek istiyor. Biz çok güçlüyüz, çok büyük. Hiç de güçlü değiller arkadaşlar. Birkaç tane işte e, silah var ellerinde. Tehlikeli silahlar var, nükleer silahlar var. Onlara e, güvenerek güçlüyüz imajı vermek istiyorlar. Aslında kara harekatında o kadar da güçlü değiller. Bunu da biliyor Rusya da biliyor, İran da biliyor, oradaki ülkeler de biliyor. Ama e, Amerika ve İngiltere Avrupa ülkelerinden büyük destek olacağı için tedbirli bir şekilde yavaş yavaş hazırlık yapa yapa Rusya ve Çin hareket ediyor arkadaşlar. Bu göz önünde. Artık bu adamlar hazırlık yapıyorlar. İsrail'in etrafını çeviriyorlar. Bunu Amerika'da, İngiltere'de görüyor. Buna karşı tedbirler alıyorlar onlarda. Çatışmalar yavaş yavaş başladı. Birbirlerinin sivillerini öldürmeye başladılar. Artık dediğim gibi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki 3. Dünya Savaşı başlamadan hemen önce Kudüs İsrail'den kurtulacak arkadaşlar. İsrail Mescid-i Aksa'nın olduğu bölgeden kovalanacak. Bu çok kısa bir zamanda olacak Allah'ın izniyle. Biz bunu bekliyoruz. E, çünkü o olmadan 3. Dünya Savaşı başlamayacak. 3. Dünya Savaşı başlaması da an meselesi. O zaman demek ki çok kısa bir zamanda Mescid-i Aksa'nın İsrail'in elinden kurtulması lazım. Çünkü orada daha önceki videoda bahsettik. Kızıl kurban edeceklermiş de 3 mabetlerini kuracaklarmış. Birincisini zaten Süleyman Aleyhisselam Müslümanlara mescit olarak yaptı. İkincisini tekrar geldi. Beni İsrailoğulları tekrar yaptılar. Ee, sonra Romalılar yıktı. ...ilk Babil kralı yıktı. Buhdin Nasır. Sonra Romalılar Titus denen adam geldi. Yıktı orayı. ...ikinci mabeti. Şimdi üçüncüsü 2000 yıla yakın oldu. Yapılmadı. 2000 yıldır mabetleri yok bunların. İşte üçüncü mabeti tekrar aynı yere. Aynı o eski mabetin olduğu yere. Orası da nereye denk geliyor? Sarı Kuppeti Sahra'nın olduğu yer oraya yapalım diye uğraşıyorlar. İşte bunu yapmak isteyecekler. Arzı mevut topraklarına sahip olmak isteyecekler. Tarih geldi diyorlar, yaklaştı neden? Mesih diyorlar ama işte Deccal'i bekliyorlar. Çünkü onlar İslam'ı bizden biliyor. Bütün İslami kaynaklarda bu yıllarda İsrail'in yok olacağından bahsediliyor. Onlar da yok olmamak için büyük bir savaş başlattılar. Arkadaşlar bu savaş durmayacak. Mehdi Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam gelene kadar. Bu bütün İslami kaynaklarda böyle anlatılıyor bu savaş durmayacak Mehdi Aleyhisselam, Misal Aleyhisselam gelene kadar. Peki şimdi bizim ülkede karışıklık yapmak istiyorlar. Daha sürekli yapmak isteyecekler belli. Neden? Çünkü e, Türkiye Irak'la anlaştı. Irak'la birlikte ortak operasyon yapacaklar. Irak'taki terör örgütlerinin üstlerini yok edecekler. Terör örgütlerinin üstleri aslında kimin üstü? Amerika'nın üstü. Amerikan üstleri yok olacak. Amerika'nın da bu işine gelmiyor. Çünkü oradaki Orta Doğu'daki Amerikan üstlerinin yok olması demek Rusya, İran, Suriye oradan rahat bir şekilde kara harekatı yapacak demektir. Zaten hedefleri bu. Kara harekatı yapacaklar. İsrail'i mescid Aksa'dan uzaklaştıracaklar. Bu sebeple bizim ülkede bazı karışıklık yapmak isteyecekler. İşte bu gibi şu an Türkiye'de planları bu. Sokağa çıkmak yönünde bu gibi planları olanlar varsa arkadaşlar bu planlara bu planların İsrail ve Amerikan planı olduğunu bilmeleri lazım. Çünkü e, bazı kendi ideolojileri için, işte kendi amaçları için, kendi hedefleri için mücadele verdiğini zanneden insanlar aslında İsrail ve Amerika'nın planlarına hizmet ediyorlar. Buradan onu duyurmak istedik. E, böyle bir fitneye kalkışmamaları gerekiyor. Sakın ha, sakın dediğim gibi tek bir bayrağımız var, vatanımız var. Onun için vatanımızın, milletimizin bütünlüğü için sakın ha böyle olaylara girişmesinler. Bu İsrail'in, Amerika'nın projesini oyunla ekmeğine yağ sürmek olur. Kafire hizmet etmek olur. Zalime hizmet etmek olur. Ee, eğer olur da böyle bir karşılık yapmaya çalışırlarsa arkadaşlar bize düşen nedir? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki öyle fitne olduğu zamanlarda evinizde oturun dışarı çıkmayın. Aynen öyle arkadaşlar. Evimizde oturacağız. Fitne olduğu zaman dışarı çıkmayacağız. Biz çoluk çocuğumuzu e, koruyacağız. Emniyetimiz var. Polisimiz var. Askerimiz var. Jandarmamız var. Onlar gereken bir şekilde gereken savunmayı yaparlar arkadaşlar. Gerekli donanıma sahipler. Bu iş polis jandarma asayiş işi. Bu sivil işi değil. Bu gibi olaylar olduğu zaman arkadaşlar bize gerek yok. Bizim çoluğumuz çocuğumuz zaten polisimizde askerimizde senin benim çoluk çocuğumuz. Onlar görevinin başında arkadaşlar. Bu iş emniyet işi. Eğer biz de onlara karşılık vereyim diyerek fevri hareket edersek. Gruplanıp da sokağa çıkıp onlara karşılık verelim dersek o fitneye ortak olmuş oluruz arkadaşlar. Polisin de emniyetin de işini zorlaştırmış oluruz. Onun için dediğim gibi böyle sıkıntılı zamanlar gelirse ki bunlar çok yaşanacak gibi görülüyor. ilerleyen zamanlarda bugün e, işte partiler arasında çıkarabilirler. Yarın meslekler arasında bazı olaylar çıkarabilirler. Hiçbirine hiçbir vatan bu ülkede tutmayacak zaten. İş karışıklık çok büyümeyecek. Ufak tefek olsa da çok büyümeyecek Allah'ın izniyle arkadaşlar. Çünkü bu me memlekette solcu olsun, sağcı olsun, Alevi olsun, Sünni olsun kim olursa olsun bu vatanın bölünmez bütünlüğünü savunuyor arkadaşlar. Buna karşı hiç kimsenin bir art niyeti olabileceğini ben düşünmüyorum. Öyle de hiç görmedim, duymadım ben arkadaşlar. Sadece fikirler uyuşmayabilir. İşte seçim zamanı vatandaşlık görevini yaparsın, kendi fikrindeki, ideolojindeki ve inancındaki çok yakın olan, destekleyen birisine, lidere, partiye oy verirsin. Bu ayrı bir konu. Ama vatanın, milletin bütünlüğü olduğu zaman o durumlarda. O bambaşka bir konu. O arkadaşlar e, milli bir konudur. Onun için particilikle falan karıştırılmaz. O gün öyle bir şey olursa ben eminim. Yüzde yüz eminim yani. Çoğunluk açısından bazı kendini bilmeyen patavasız insanlar olabilir. Irkçı, faşist insanlar olabilir. Arkadaşlar ama genel çoğunluk sağcı, solcu, alevi, sünni demeden birlik olmasını bilir yani. Bu memlekette Amerikanın, İsrail'in, İblis'in bu oyunları tutmaz. Biz o günlerde birlik olmasını biliriz. Sağcı, solcu, alevi, sünni omuz omuza veririz. Allah'ın izniyle her zaman olduğu gibi, geçmişte olduğu gibi, Çanakkale'de olduğu gibi, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi düşmanın ayağını bu vatana sokmayız arkadaşlar. Bu vatana girmesine izin vermeyiz. Onun için bu gibi fitneye sebep olacak insanlar da iyi taşınıp düşünsünler. Böyle Amerika'nın, İsrail'in gazına gelmesinler. Kimse e, o sizin başınızda bazı sizi gaza getirmek isteyen, büyükleriniz olarak görünen insanlar, emin olun onlar yarın bir gün tüyer gider. Çünkü onlar parayla çalışan insanlar. Menfaatle çalışan insanlar. Menfaat için çalışan insanlar. Olan sana olur. Onun için arkadaşlar buradan uyarmak istedim. Bu gibi sakın fitnelere karşı, zaten Cumhurbaşkanı da dediğim gibi uyardı, çıktı asla izin vermeyeceğiz diyor. Bu emniyet asayişisi işi Allah fırsat vermesin. Allah Müslümanları, vatanımızı, milletimizi her türlü fitneden emin eylesin. Korusun inşallah arkadaşlar. Her yerde fitne çoğaldı. Tarikatlar arasında, cemaatler arasında, ülkeler arasında dünyanın fitne girmediği yeri kalmadı. Aynen hadis-i şerifler zuhur ediyor. Bu gitgide çoğalacak arkadaşlar. Yani fitnenin girmediği yer var mı diye sorsanız, düşünseniz şöyle bir bakın çevrenize. Ben düşündüm, göremiyorum arkadaşlar. Her yeri sarmış. Allah muhafaza etsin. Allah bu fitneden tez zamanda bütün Müslümanları da bütün dünyayı, insanlığı da kurtarsın inşallah. Allah'a emanet olun.